Çok teşekkür ederim. Bu çok cömert tanıtımınız için. Bu çalışıyor mu? Ben de bu vesileyle ne yaptığımı öğrenmiş oldum. Evet, çok şey yazdım ama çok da önemsemeyin. Çünkü genellikle kendimi tekrarlıyordum, yoksa o kadar şey yazılmazdı. Arada sırada da biraz enteresan şeyler söylemeye çalışıyordum. Son zamanlarda bir başka şey Türkiye'de dikkatimi çekti. Biz bir türlü anlaşamıyoruz aramızda. Bu söylediğim çok orijinal bir şey değil. Anlaşamamamızın sebebini de biliyoruz. O da orijinal bir şey değil. Ama pek üzerinde durmadığımız ve benim üzerinde durmaya çalıştığım, işte yeni bir çalışma yapmaya çalışıyorum. O da şu, yani iki insan tartışıyorsa, bazı gruplar aralarında tartışıyorsa, ne yaparlar? Bir takım argümanlarla ortaya çıkarlar. Ve de normal olarak beklenen, karşınızdaki 3-4 argümanla sizin karşınızda diyorsa ki işte ben bu nedenlerden dolayı sizinle anlaşamıyorum. Normalde şu olur gibi geliyor bana. Siz dersiniz ki bu birincisine, ikincisine, üçüncüsüne ben katılmıyorum ama şu dördüncüsü, bak bunu hiç düşünmemiştim. Yani haklı olabilirsiniz burada. Biz bunu yapmıyoruz. Biz hiçbirine katılmıyoruz. Ve ben de niye böyle? O soruyu soruyorum bugünlerde. Ve buna cevap aramaya çalışıyorum. Şimdi bu konuyu biraz daha açabilmek için belki şöyle konuşmaya başlamam lazım. Biliyorsunuz bu televizyonda bir takım paneller yapılıyor. Bu panellere beni de davet ederlerdi. Ben de giderdim. Fakat artık gitmiyorum. Hemen hemen hiç gitmiyorum. Çünkü size telefon ediyorlar. Diyorlar ki işte hocam bu akşam mesela Türkiye'nin Orta Doğu politikası üzerinde bir panel düzenliyoruz. Sizi de aramızda görmek istiyoruz. Ben diyorum ki yani bu konu benim çalıştığım bir alan değil. Cevap estağfurullah oluyor. Ya biraz daha açıklamaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın yani şimdi ben oraya gelirsem bu konuda gazetelerin, televizyonların görebildiğim kadar neler söyleniyor. İşte bir parça onları biliyorum. Onları tekrarlayacağım. Ama bu ben bir orijinal bir şey söylemeyeceğim ki. Herkesin bildiği şey. Efendim size araba göndeririz diyorlar. Bazıları gidiyorlar. Ve işte o gidenler orada ne yapıyorlar diye bakmaya çalıştım. Düşünmeye çalıştım. Aklıma Uğur Mumcu'nun bilgisi olmadan fikri olmak sözü geldi. Aslında bu çeşit panellerde bilgi çok az, fikir de yok. O sonuca şimdi varıyorum. Fikir yok. Çünkü aslında orada konuşanlar bir takım şeyleri ezberlemişler, öğrenmemişler. Ezberlemekle öğrenmek arasında malum çok önemli bir fark var. Ben öğrenmeyi bir şeyi ileri sürülen nedeniyle bilmeye başlamak olarak bu yakınlarda tarif ediyorum. Bir şeyi ileri sürülen nedeniyle bilmeye başlamak nedir? Neden olmuş?
daha basitçesi. Fikri olmak da biraz buna bağlı olarak şöyle düşünüyorum. İleri sürülen bir nedeni irdeleyerek bir sonuca varmak. Şimdi bu böyle olmadığı için paneller, söz konusu paneller burada tanımladığım biçimleriyle bilgiler ve fikirler ileri sürülerek tartışılmıyor. Aksine paneller ezberlerin ve sloganların, ön yargıların, kapalı düşünce sistemleri anlamındaki ideolojilerin çarpışması şeklinde cereyan ediyor. Benim gözlemlediğim bu. Böyle olunca da yine biraz daha o panelleri düşündüğünüz zaman şunu görüyorsunuz. Aslında kimse kimseyi dikkatli dinlemiyor. Çünkü herkesin devamlı tekrarladığı kendi ezberleri var. Dinlemiyorlar. Yani oradan ne diyor, ben buna katılır mıyım, katılmaz mıyım gibi bir cehit yok aslında. Konuşan dikkatli bir şekilde dinlenmediği için bir süre sonra işte onu dinlemeyenler sıkılmaya başlıyorlar ve konuşanın sözünü kesmeye başlıyorlar. Bu durumda konuşanlar daha hızlı konuşmaya başlıyorlar. Ezberini sonuna kadar anlatmak istiyorlar. Ve böyle bir hercümerç ve sonunda hiç kimse bir şey öğrenmiyor. Ama insanlar çok seviyor bunu. Ve dikkatle dinliyorlar. Zaten onun için de böyle birbirleriyle uyuşamayacak insanları çağırıyorlar. Şimdi aslında bu paneller Türkiye'de yaygın bir olgunun işaretleri bence. Bu karşımızdaki kişinin hiçbir argümanına katılmamak olgusu, biraz önce söylediğim gibi. Tartışmadan bir şey öğrenmemek olgusu. Bu bir tartışmadan bir şey öğrenmek, öğrenmenin mümkün olduğu tartışmalara diyalojik tartışmalar diyorlar. Mümkün olmadıklarına da monolojik tartışmalar diyorlar. Bilim insanları daima böyle bir takım kavramları söylemekten hoşlanır. Peki bu neden böyle? Aslında benim bir hipotezim var ama biraz önce söylediklerimle bunu sizinle paylaştım. Şimdi biraz önce söylediğim zihin yapısına sahip olanlar için önemli soru ne olmalı sorusu. Gerçekten ne olmuş, ne oluyor? Ampirik bir soru. Ve neden olmuş, neden oluyor? Analitik bir soru. O sorular değil. Sait Halim Paşa, Osmanlı sadrazamı 1900'lü yıllarda, 1910'lu yıllarda, 1910'un sonlarına doğru, 1919'da bir kitap yazdı, Buhranlarımız diye. Bu kitapta Sait Halim Paşa çok önemli bir şey söyledi. Aslında benim söylediğimi söyledi Sait Halim Paşa. Dedi ki, Batılılarla bizim aramızda çok önemli bir fark var. Batılılar eşyadan düşünceye gidiyorlar dedi. Eşyadan düşünceye gidiyorlar. Oradaki eşyayı ampirik realite olarak alabilirsiniz. Ne yapıyorlar yani? İşte ne olmuştur, neden olmuştur? Ona bakıyorlar. Ondan sonra eğer bir şey değiştirmek istiyorlarsa bu dinamikler buna nasıl izin verir? Biz nasıl bir şey değiştirebiliriz? Biz dedi düşünceden eşyaya gidiyoruz. Yani biz ne yapıyoruz? İşte bu bir şey böyle olmalı diyoruz. İşte Osmanlı'da padişah emir veriyor, fetva. İşte daha sonraki yıllarda bu merkez dediğimiz pek toplumla fazla ilişkisi olmayan, her şeyi bildiğini zanneden bir takım insanlar bu böyle olmalı diyorlar ve onu yapmaya çalışıyorlar.
Sait Halim Paşa şöyle diyordu zaten. Biz bunu yaptığımız için aslında hiçbir şey olmuyor. Yani onu yapmaya çalışanlar yapamıyorlar ve sonra üzülüyorlar diyordu. Biz mesela 1940'larda Türkiye'de enflasyonu kanunla önlemeye çalıştık. Tabii olacak şey değil. Şimdi peki biz niye böyle olduk? Çok sorduğumuz bir sorudur ya. Niye biz böyle olduk? Buradaki hipotezim de şu. Toplumlar değişik şekillerde dönüşüyorlar. 1960'lardaydı zannedersem bir kitapta. Şöyle bir ayrım yapıldı İngilizce bir kitapta. Dendi ki bir induced change var. Yani yukarıdan aşağıya başlatılan dönüşüm. Toplum aslında kara kutu. Bilmiyorlar toplumu. Bu kara kutu tabiri de Şerif Mardin'indir. Osmanlı'da toplum daima kara kutu olarak kalmıştır dedi. Ve yukarıdan verilen emir ve direktifler ile bu dönüşümler sağlanmaya çalışılıyor. Induced change. Bunun karşısında yine o İngilizce kitapta bir de organic change var dediler. Organic change aslında toplumun kendi dinamiklerinin yol açtığı dönüşüm. Toplum aktif, etkin bir toplum. Bizdeki gibi merkez çevre değil, aristokrasi var, burjuvazi var, çeşitli bilim insanları var vesaire. Bunlar kendi aralarında tartışıyorlar. Ve dönüşümler o tartışmaların sonucunda ortaya çıkıyor. O tartışmalar tabii neyi gerektiriyor? İlk önce ne oluyor? Onu anlamaya çalışıyorlar. İşte ampirisizm. Neden oluyor? Analitik. Ondan sonra bu durumda şöyle olabilir, onu yapmaya çalışalım diyorlar. Ve o zaman da tabii bu normatif yaklaşım diğerlerine göre ön almıyor. Bu arada da tabii ne iyidir, ne kötüdür onlar da tartışılıyor. Şimdi bu iki dönüşüm biçimi ve bizde bunun yukarıdan aşağıya olması zannedersem bu normatif yaklaşımın analitik ve ampirik yaklaşıma neden ön aldığının çok önemli nedenlerinden biri. Ve yine şöyle düşünüyorum, bu yukarıdan aşağıya biz bir dönüşüm yapmaya çalışıyoruz. Tabii 1900 Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman bu batılılaşma şeklinde ortaya çıkıyor. Batılılaşma. Şimdi biz batılılaşma da birkaç şekilde olabilir tabii. Batılılaşmaya çalışma birkaç şekilde olabilir. Bir tanesi Japonların yaptığı. Japonlar çok seçici davrandılar. Bazı şeyleri değiştirelim ama bazı şeyler kalsın. Şimdi bakın bazı şeyleri değiştirelim, bazı şeyler kalsın aslında ampirik ve analitik bir çalışma, cehit. Ne Batı nedir? Ve de neden Batı böyle? Halbuki biz her şeyi alalım, her şey iyidir dediğimiz zaman meseleye çok normatif bir şekilde yaklaştık. Ve bu ampirik ve analitik yaklaşımlar bir kenarda bırakıldı. Abdullah Cevdet yine 1910'larda şey diyordu, Batı'yı gülü ve dikeniyle birlikte alalım. Ve biz onu yapmaya çalıştık. Tabii yani 20. yüzyıl başlarken bazı
diğer düşünürlerimiz de var. İşte onlar teknolojiyi alalım, kültür kalsın ama sonunda biz hepsini almaya karar verdik. Ve aldığımızı tamamen aynen aldık. Yani mesela hukuk, medeni kanun İsviçre'den aynen aldık. Bunları uyarlamaya çalışmadık. Borçlar hukuku filan, ticaret hukuku, onu Almanya'dan aldık. İtalya'dan ceza hukukunu aldık. Fransa'dan idare hukukunu aldık. Ve sonra da tabii bunların çoğu uymadı. Ve zaman zaman, mesela medeni hukuk uymadı. Hala insanlar imam nikahıyla evleniyorlardı filan. Ondan sonra bir takım af filan çıkardık. Ama sonunda işte bugünkü zihin yapısına geldik. Nitekim bir felsefecimiz Batı'yı öğrendik ama merak etmedik diyordu. Aslında Batı'yı ezberledik ama anlamadık diye ben düşünüyorum. Mesela bir takım uygulamaları, kurumları Batı'dan alırken de aynı şeyi yaptık. Demokrasiyi Batı'dan aldık mesela. Ama demokrasiyi her hal ve durumda katılma olarak ezberledik. Seçim ile atama arasındaki farkı amiyane tabirle ıskaladık. Halbuki bir şeyi seçtiğiniz zaman siz seçerken bazı şeylere ehemmiyet verirsiniz. Bu benim için ne kadar yararlı gibi mesela. Halbuki atarken atadığınız kişinin kalifiye olup olmadığına bakmanız lazım. Rektör seçimlerinde de aynı şeyi yaptık. Üniversiteler bir adayı seçti. Sonra bütün gazeteciler takip etti. Bakalım şimdi yok onlardan hangisini şey yapacak? Cumhurbaşkanı ne yapacak? Yani YÖK'e ve Cumhurbaşkanı'na bir yetki verilmişse o da o yetkisini kullanacak ve kendi düşündüğü biçimiyle işte hangi aday daha önemlidir. Ama gazetecilerimiz bunun yüzdelerini vererek her konuyu sıkı bir şekilde takip ettiler ve ediyorlar. Liberalizmi ne kadar anladık? Yine emin değilim. Tırnak içinde liberal, tırnak içinde aydınlarımız çok bilmiş bir eda ile hemen her konuda herhalde bizi karanlıkta görüyorlardı. Onlar aydınlıkta olduğu için doğru yolu göstermeye kalktılar. Türkiye hakkında kırıntı düzeyindeki veya hiç olmayan bilgileriyle. Muhafazakarlığı da anlamadık. Muhafazakarlığı her türlü değişime karşı çıkmak anlamında tutuculuk olarak düşündük. Veya mütedeyyinlik olarak yani çeşitli Müslüman olarak. Bunu yaparken de tabii bu muhafazakarlığın en önde isimlerinden Edmund Burke'in ve onun gibi düşünenlerin kemiklerini sızlattık. Atatürk bu konulara nasıl yaklaştı? Biraz da onu düşünmeye çalıştım. Atatürk bir kere kendi bize beni abartmayın dedi. Bu çok önemli bir şey. Biz Atatürk vefat ettikten sonra kendisini gayet duygusal bir şekilde hep andık. Ama onun söylediği bazı şeylere hiç dikkat etmedik. Atatürk mesela diyordu ki, evet ben bunları yapıyorum ama bunları başkaları da yapabilir. Çok ilginç bir şekilde dedi bir seferinde, beni bir Türk anası doğurmadı mı dedi. Başka Türk anaları, başka Mustafa Kemaller doğurmayacaklar mı dedi. Atatürk devrimini genellikle kültür devrimi olarak alıyoruz. Benim kanaatimce Atatürk devrimi bir zihin yapısını, bizlerin zihin yapısını değiştirmeye çalışan bir devrimdi. Atatürk öyle düşündü. Atatürk bize ne yapmamızı değil, nasıl düşünmemizi
anlatmaya çalışıyordu. Bunu atlıyoruz. Bunu atlıyoruz aslında. Biraz sonra ben buna tekrar geleceğim. Bu Atatürkçülük konusunda da pek çok şeyi biraz yanlış yapıyoruz gibi bana geliyor. Ve de tabii Atatürk hayatta en hakiki göstericinin, mürşidin bilim olduğunu söylemişti. Bilim, rasyonalite. Rasyonaliteyi de biraz çarpıttık. Önemli bir Fransız filozofu var, Edgar Morin. Rasyonalite ile rasyonalizasyon arasında bir ayrım yaptı. İşte rasyonaliteyi bildiğimiz gibi sağlam ampirik bilgiye dayalı analitik yaklaşım olarak tanımladı. Rasyonalizasyonu ise bilimci geçinen birinin sadece düşünerek bir şeyin neden olduğunu beyan etmesi olarak tanımladı. Biraz Descartesvari bir yaklaşımla. Ülkemizde hala seçim sonuçları hakkında odasında arkasına dayanarak ne olduğunu bize anlatmaya çalışan anlı şanlı profesörlerimiz var. Seçim oluyor, gazeteciler koşuyorlar. Odan da diyor ki işte şu partinin oyları azaldı, öbürünün arttı. O onu anlatıyor. Ve kimlerin ne tarafa geçtiğini filan söylüyor. Şimdi bunu söylemek için bir exit poll diye bir kamuoyu yoklaması var veya burada oy verenler yoklaması var. Bunu Türkçe'ye değişik biçimlerde çeviriyoruz. Bir türlü de çeviremedik. Aslında bizde olmayan şeyleri çeviremiyoruz bazen. Dün telefon ettim bir arkadaşıma. Dedim exit poll nasıl söylenir Türkçe'de? Vallahi bilmiyorum dedi. Ben hep bunu İngilizce yazıyorum dedi. Sonra biraz aramızda konuştuk. Sandık anketi diye çevirmeye karar verdik. Yani burada şu yapılıyor, tahmin edeceğiniz gibi. İnsanlar oylarını veriyorlar. Oylarını verdikten sonra onlara gidip soruyorsunuz. Siz daha önce hangi partiye oy verdiniz? Şimdi hangi partiye oy verdiniz ve neden diye soruyorsunuz. Bunu sorduğunuz zaman öğrenirsiniz. Ama o üniversitedeki odasındaki profesör olmadı. Ve yine işin ilginç bir tarafı, bizde ilk defa yapıldı bu. Bu son seçimlerden birinde. Ve ilginç olan böyle bir sandık anketi yapıldı. Fakat sonra sosyal bilimciler ortaya çıkıp diğer sosyal bilimcilere bakın bunu yapmamız lazım işte. Biz ancak o zaman seçim sonuçlarını tahlil edebiliriz. Ben bunu söylediklerini ne bir yerde okudum ne de duydum. Şimdi sosyal bilimcilerimizin bazılarına değindim. Genelde hemen sadece normatif bir yaklaşıma sahip olmalarının aslında olumsuz sonuçlarını saymak bu konferansta yapılacak bir şey değil. Çok uzun bir liste var. Mesela bir tanesi tabii tek doğruda ısrar ediyoruz. Meseleye normatif olarak yaklaştığımız zaman. Her görüşte bazı doğru yönlerin de olabileceğini düşünmüyoruz. Ve tabii bu da işte tartışmaları monolojik değil, diyalojik değil, monolojik kılıyor. Bugün doğru bilinenin yarın doğru olmadığının anlaşılabileceğini de kabul etmiyoruz. Yani eğer sosyal bilimciysek en azından şunu bilmemiz lazım değil mi? Bir kuram nedir aslında? Aksi ispat edilinceye kadar bir takım hipotezlerden oluşur. Aksi ispat edilinceye kadar, tabii yani aksi ispat edilebilir. Ama biz bunu şey yapmıyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Fikrini değiştireni dönek diyoruz. Yani hiç hoş olmayan bir şey.
Sonra mesela biri Cumhuriyet Halk Partisi'ni inceliyor. Onu Cumhuriyet Halk Partili zannediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni incelerken Cumhuriyet Halk Partili olamayabilirsiniz. AK Parti'yi incelerken, AKP'yi incelerken AK Partili olmayabilirsiniz. Ama önce birini inceleyip sonra öbürünü incelediğiniz zaman insanların kafası karışıyor. Bu opportunisttir diyorlar mesela. Çünkü aslında bizde bir de şöyle bir şey var bizim sosyal bilimcilerimizin arasında. Siz herhangi bir şeyi incelediğiniz zaman o incelediğiniz şeye meşruiyet sağladığınızı söylüyorlar. Bunu çok önemli bir takım profesörlerimizden ben şahsen duydum ama sesimi çıkarmadım. Şimdi öte taraftan da evet, başka nereye oluyor? Şimdi son zamanlarda tabii iyice bu tartışmalar arttı. Ve bu arada bazıları İsmet İnönü'yü, bazıları Recep Tayyip Erdoğan'ı otoriterlikle suçluyorlar. Ama İsmet İnönü kimdir, ne yapmıştır, neden yapmıştır kimse düşünmüyor. İsmet İnönü bu ülkeye demokrasiyi getirdi. Askeri müdahaleler olduğu zaman askerlerin bir an önce kışlalarına gitmeleri için büyük çaba sarf etti. Recep Tayyip Erdoğan'ı otoriterlikle suçluyorlar. 1994 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı oldu Recep Tayyip Erdoğan. O seçimlerde diğer partiler çok az oy aldılar. Ve onun sonucu olarak da diğer partilerden belediye meclisine girecek partili sayısı azdı. Recep Tayyip Erdoğan bunu gördü. Dedi ki niye onlar o kadar az? Mali seçimle ilgili kanun bunu böyle düzenlemiş. Canım bırakın dedi, onlar da gelsinler dedi. Hep beraber oturalım dedi. İstanbul için en iyi kararı vermeye çalışalım dedi. Yani bu şunu gösteriyor. Daha önce bir lider ne yaptı? Niçin böyle yaptı? Bunları incelemiyoruz. Bunları incelemeden bir takım sonuçlara varıyoruz. 2013 yılında İbrahim Paşalı diye kim olduğunu bilmediğim biri Türkiye'de Entelektüellerin Hurafeleri diye bir kitap yazdı. Ben de bunu aldım. Bu İbrahim Paşalı hiç Türkiye'de yani işte 50 yıldır ben bu işin içindeyim. İbrahim Paşalı hiç duymadım. Bilim ilgi ister diyor. Bilim ilgi ister diyor. Ben burada ilgi sözcüğünü merak olarak algılıyorum. Merak olmadığı zaman bilim olmuyor. Bir 5-6 dakikam var. Bitireceğim. Bu Atatürkçülük Kemalizm meselesinde de fikirlerimiz son derece çapraşık. İşte Atatürkçülük, bazı kimseler Atatürk'ü takdir ediyorlar ve Atatürkçülük kelimesini kullanıyorlar. Ama bu kelimeyle de yani Atatürk ne yapmışsa bizim bugün onları da yapmamız. Halbuki Atatürk onu söylemedi. Atatürk ben size dogmalar, donmuş kalıplar bırakmıyorum dedi. Siz düşüneceksiniz ve belli bir zaman diliminde en iyi şey neyse onu yapacaksınız dedi. Bu bilim değil mi? Bu rasyonelite değil mi? Ama biz onu unutuyoruz. Atatürk'e olumsuz yaklaşanlar da Kemalizm olarak bu meseleye bakıyorlar. Onlar da Atatürk'ü gayet otoriter bir lider olarak görüyorlar ve Türkiye'nin bütün sorunlarının da bu yüzden olduğunu ve böylece 2. Cumhuriyet, 3. Cumhuriyet istekleri ortaya çıkıyor.
Ama Atatürk 1930'da bir muhalefet partisi kurdu. Otoriter bir insan. Ve aslında yaptığı devrimlere bakarsanız onlar hepsi bir yerde demokrasinin altyapısını oluşturdu. Kadınlara seçme seçilme hakkı verdi. İşte Latin harflerini kabul etti. İnsanlar daha rahat iletişim kursunlar vesaire diye. Ben bu işin içinden çıkamadığım için sonunda nispeten yakın zamanda yazdığım bir kitap içi bölümde Atatürk'ün Atatürkçülüğünden bahsettim. Çünkü işte sol Kemalizm, sağ Kemalizm, herkes bir şey yakıştırıyor. Çeşitli partiler Atatürk hayatta olsaydı şimdi bizim partide olurdu. Bundan hiçbiri Atatürk'ün aslında ne söylediğini. Onun için ben Atatürk'ün Atatürkçülüğünü araştırmaya çalıştım. Bir başka şey laiklik ve sekülerizm kavramları. Biraz bunları da eş anlamlı kullanıyoruz. Ama laiklik herkesin bildiği gibi dinle devletin ayrılması. Sekülerizm başka bir şey aslında. Sekülerizm bir insanın giderek karar verirken daha az dine dönmesi, daha az dinsel kişilere bunları danışması. Şimdi bu ayrımı yaptığınız zaman bazı şeyleri daha iyi izah ediyorsunuz. Mesela bir gün Recep Tayyip Erdoğan dedi ki, ben laik olamam dedi. Ben laik olamam deyince kıyamet koptu. Aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın orada söylediği, devletler laik olur. Kişiler seküler olur. Değişik şeylerdi. Bir de tabii ülkemizde çok sayıda hayatını tamamen ampirik çalışmalarla sürdüren insanlar var. Onlardan bazıları böyle dönüp sen onu bilmiyorsun, sen bunu bilmiyorsun diyorlar. İşte bazıları da İstanbul'u anlatıyorlar onlarla ve böylece akademik bir çalışma yaptıklarını zannediyorlar. Bu ampirisizm, bu ampirisizme tamamen oradan hayatını kazandığı kişiler bana bir fıkrayı hatırlatıyor. Bir akıl hastanesinde oradaki yatan hastalardan bir tanesi telefon rehberini eline geçirmiş. Sabahtan akşama kadar onu okuyormuş. Bir başkası demiş ki, ilginç mi? Vallahi bilmiyorum demiş. Ama bildiğim bir şey varsa eşhas çok, olay yok demiş. Şimdi aslında Türkiye'de sosyal bilimler bu kadar da kötü değil tabii. Ben sosyal bilimleri bu hale getiren bazı belli bir zihniyeti açıklamaya çalıştım. Şimdi konuşmamı bir anıyla bitirmek istiyorum. Biraz önce de söylendiği gibi 1993 yılında TÜBA kuruldu. Ve de o yıllardan sonra işte yine ifade edildi. Ben birkaç defa konseyde yani TÜBA'nın yönetim kurulunda görev yaptım değişik zamanlarda. İşte fakat o ilk zamanlarda hep şey üzerinde durmaya başladık. Dedik ki TÜBİTAK sadece temel bilimlere, sağlık bilimlerine, mühendislik bilimlerine fon sağlıyor. Sosyal bilimlere ve beşeri bilimlere hiç kimse fon sağlamıyor. Bir taraftan sosyal bilimlerin, beşeri bilimlerin de daha ileri gitmesini istiyoruz. Onun üzerine Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'na getirdik bunu TÜBİTAK olarak. Ve zor tabii bu. Yani TÜBA'nın kurulmasının aslında bundan 2-3 ay, bundan bir önceki galiba Günce Dergisi'nde uzun uzun anlatılıyor orada. Yani mesela bir aralık sosyal bilimler bilim midir, değil midir tartışmaları var orada. İşte bazıları diyorlar ki bu konulara göre bir bilimin sosyal bilim olup olmayacağı değil, şeye bakın diyorlar. Yani eğer datayı eğer bilimsel bir şekilde topluyorsa insanlar, işte onun yaptığı bilimdir, öbürünün değildir filan. Sonra neyse ondan da vazgeçildi. Ve
TÜBİTAK kuruldu. İşte biz de bu atılımı yaptık. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu bir karar verdi. Dedi ki biz artık sosyal bilimleri ve beşeri bilimleri de destekleyeceğiz. Ve TÜBİTAK, YÖK, TÜBA bir araya geldi. Ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Daimi Komitesi kuruldu. Bu daimi komite 5 kişiden oluşuyordu. Onlardan biri de bendim. 3 tane sosyal bilimci vardı. 2 tane temel bilimci vardı. Temel bilimcilerden biri de o zamanki TÜBİTAK'ın ikinci başkanıydı. Şimdi biz oturduk. İşte bir çağrı yaptık. Dedik ki sosyal bilimlerde şey vereceğiz, fon sağlayacağız. Çok az kimse müracaat etti. Çünkü şeyi veren, ilanı veren TÜBİTAK'tı. Tabii TÜBİTAK verdiği zaman sosyal bilimciler bakmıyordu o işlere. Bakmamışlar. Ama her şeye rağmen 3-4 tane proje geldi. Ne yapacağız bunları dedik. İşte temel bilimci arkadaşlar dediler ki, siz dediler sosyal bilimciler bunları alın, inceleyin. Bir tür raportör gibi hareket edin. Tekrar gelin bize. Bunların ne olduğunu bize anlatın. Ondan sonra biz de hep beraber bunları fonlayacak mıyız, fonlamayacak mıyız karar verelim dediler. Biz de peki dedik. Aldık, götürdük, baktık. Bana da 2 tane proje vermişlerdi. Dönüp geldik. İşte başkan, TÜBİTAK'ın ikinci başkanı, yakın arkadaşımdır. Bana döndü. Metin dedi, sen başla dedi. Şimdi ben şöyle başladım. Dedim ki, bu konu benim bilebildiğim kadarıyla, sosyal bilimlerin tabii çok değişik alanları var. Çok değişik sorunlar var. Benim bilebildiğim kadarıyla dedim, bu önemli bir konuya benziyor, önemli bir mesele. Yani bu konuda bir araştırma yapılsa iyi olur. Yalnız dedim, yani bu projenin sorunsalı iyi açıklanmamış. Biraz daha dikkatli bir şekilde ne yapılacağının anlatılması lazım. Tabii ne yapılacağı iyice anlatılmadığı için dedim, bir takım hipotezler ileri sürülüyor. Fakat o hipotezlerle, bu hipotezler aslında uygun hipotezler mi? Yani bu hipotezler bu yapılacak şeyle, efendim böyle bir hipotezle ortaya çıkıp onu mu araştırmak lazım? Ondan sonra dedim işte biz bunu öyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani metodoloji anlatılmaya çalışılıyor. Ama hipotezler o kadar belli olmadığı için, yani gerçekten bu hipotezler mi araştırılması lazım. O zaman metodoloji hakkında da bir fikir yürütmek zor dedim. Böyle bir sessizlik oldu. Başkan vekili olan yakın arkadaşım bana dedi ki, yani Metin dedi, siz dedi sosyal bilimlerde bizim gibi bilim yapıyorsunuz dedi. Kızdım ilk önce. Sonra düşündüm, sosyal bilimciler biraz önce anlattığım şekilde hareket ederse, tabii bunların bilim olmadığını konusuna bu arkadaşım varacaktı. Saygılarımla. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi tartışma için bir yarım saat zamanımız var. Yarım saat 45 dakikaya kadar. Şimdi ben ODTÜ'de öğrenciyken 1983 yılıydı zannedersem. O zamanki rektörümüz ODTÜ gibi teknik üniversite, teknik bilimlerin, mühendislerin baskın olduğu bir üniversitede uluslararası bir sosyal bilimler sempozyum ya da kongre düzenlemişti. Konuşmacılardan biri de Metin hocamdı. Ben de ikinci sınıf öğrencisi olarak dinleyicilerden biriydim. Tabii hocam hatırlamaz büyük bir ihtimalle. Ve Metin hocama o zaman bir soru sormuştum. Sorduğum soru da kavramların tanımlanmasıyla ilgiliydi. Hatta zihnimi yokluyorum. Konuşmaya başlarken de bu ünlü Fransız oryantalist Maxime Robinson'un bir kitabından alıntıyla başlamıştım. Metin hocam o zaman bana şöyle bir cevap vermişti. Demişti ki, hani ben bu kavramlar nasıl tanımlanıyor, siz nasıl tanımlıyorsunuz falan.
Metin Hoca, ben de diyor, hatırlayabilirsiniz hocam. Dedi ki Metin Hoca, ben de öğrenmeye çalışıyorum kavramları dedi. Böyle bunun benzeri bir cevap vermişti. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İyi bir cevap vermiş. İyi bir cevap vermişim aslında. Tabii yıllar sonra, bundan bir 20 yıl sonra, 2000'li yılların başlarında Metin Hoca ile bir konferansa katıldık Kent Üniversitesi'nde. Ve oradan da Londra'ya kadar birlikte bir arabada seyahat ettik. Derken Metin Hoca tam geçerken ben dedi buradaki okulda okumuştum dedi. Harlow'dan geçiyorduk ve o Harlow tabelası da önümüze çıkmıştı. Sonra orada ben hocaya sordum. Dedim siz de tabi orası bildiğim kadarıyla bir public school'du. Metin Hoca ile yatılı okulda okumak gibi bir ortaklığımız olduğunu gördüm. Ben de lise yıllarında yatılı okumuştum. Metin Hoca da yatılı okumuş. Şimdi bu anıyı şunun için anlattım. Benim başladığım yıllarda, benim geçtiğimde her şeyi açıklayan kavramlar, anlatılar olduğunu zannediyorduk biz. Metin Hoca bunun böyle olmadığını bana orada söylemişti bir anlamda. Yani bilimin bir öğrenme süreci oldu. Şimdiki konuşmasından da benim anladığım şu, Türkiye'deki sosyal bilimlerin, belki sadece sosyal bilimler değil, genelde bütün bilim insanlarımızın iki temel sorunu var. Birincisi, biz olayları, vakaları indirgeyici bir şekilde sözün meclisten dışarıdayım, analiz ediyoruz. Yani bütün verileri toplamıyoruz. Atatürk'e bakarken Atatürk'ün bir sözünü alıyoruz. Atatürk bu diyoruz. Ya da Recep Tayyip Erdoğan'a bakarken onun bir hareketini, bir sözünü alıyoruz. Bu diyoruz. Bütün verileri toplamıyoruz. İndirgeyici hareket ediyoruz. İkincisi de bu verileri bağlamanın dışında değerlendiriyoruz. Yani o veriler, o olay, o söz, o vakanın oluştuğu bağlam dışında değerlendiriyoruz. Örneğin Atatürk'ün diyelim ki dil reformuyla bakarken biz 1933'te Atatürk ne yaptı, 1937'de ne yaptı bunlara bakmıyoruz. Ben bir ara şöyle bir bakmıştım, 1933'te İsveç Krallığı'nın geldiği zaman yaptığı konuşmayla 1937'de İngiliz Krallığı, Erfurt geldiği zaman yaptığı konuşma oldukça farklı. O zaman demek ki biz bunu bağlamına da bakmamız gerekiyor. Ben bu şekilde tartışmayı başlatmak istedim ama korsan bildiri yapmayayım. Şimdi sizlere bırakıyoruz. Hocamıza sorularınız varsa buyurun. Kendinizi de tanıtmak isterseniz mikrofonumuz olacak. Ayağım kaldı. Açık. Profesör Tansu Açık, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Yunan Dili ve Edebiyatı, klasik filologum. Hocam, bildiğinizde beşeri bilimleri bir kere andınız. Benim bilgi kuramsal olarak da çokça ilgilendiğim bir sorun var. Sizden onu duymak isterim. Beşeri bilimlerle sosyal bilimler arasında nasıl bir ayrım güdüyorsunuz? Eğer dilerseniz bir adım daha atıp en son TÜBİTAK'taki bilimcinin, temel bilimcinin size yanıtından yola çıkarak sosyal bilimler, beşeri bilimlerle fen bilimlerinin ortaklığını vurguladınız. Ayrımları bilgiye ulaşmada herhangi bir ayrım var mı sizce? Teşekkür ederim. Yani İşte bazı şeyler ölçülebiliyor, bazı şeyler ölçülemiyor. Bazı şeyler şu şekilde ölçülebiliyor, bazı şeyler bu şekilde ölçülebiliyor. Ama siz yani bilimsel bir yöntemle ne şekilde bir şey ölçülebilir? İşte onu o şekilde ölçersiniz. Çünkü bazen mesela ben şöyle sorularla da karşılaşıyorum. İşte bilim filan konusunda bazı şeyler... kitaplar yazılmaya çalışılıyor. İşte mülakat
falan yapıyorlar, soruyorlar bunları. Hangisi daha iyidir diye. Yani bunun hangisi daha iyidir değil yani. O ne yapmaya çalışıyorsanız ona en uygun yöntem en iyidir diye cevap veriyorum. Şimdi beşeri bilimler, sosyal bilimler meselesinde tabii beşeri bilimler de son derece önemli. Ben daha çok sosyal bilimlerle ilgilendiğim için o konuları gündeme getirdim. Ama beşeri bilimlerde mesela ben edebiyatı düşündüğüm zaman bazı insanlar işte edebiyat diyorlar. Halbuki edebiyat çok önemli. Siz bir roman okuduğunuz zaman bir başka hayatı görüyorsunuz. Yani bir başka şey de olabilir. Bu sizin ufkunuzu açıyor. Yani her bilimin kendine mahsus böyle çok olumlu yönleri var. Onun için hani edebiyat falan gibi böyle şey yapmamak lazım. Hiçbir zaman küçümsememek lazım. Yani liberal eğitimin çok önemli konularından yani beşeri bilimler de son derece önemli. Yani onun ötesinde bilmiyorum sizin sorunuzu cevaplayabildim mi? Evet, başka katkı, soru? Buyurun efendim. Ben de doktoruyum. Belki sorum aykırı düşebilir ama merak etmeden öğrenmek mümkün değil herhalde. Bazı terminolojiler geçti. Seçmek, atamak, induce, organik, change. Ben idare edeyim, katılımcı, temsili, demokrasi. Bu kavramlar birbirine ne kadar zıt gözüküyorsa o kadar da bana göre iç içe olan kavramlar, birbirine dönüşebilen kavramlar. Bunların ister beşeri bilimlerde, ister sosyal bilimlerde yaşantımızda farkının anlaşılmamasının sebebi nedir? Veya hakikaten anlaşılıyor da verdiğiniz bir örnekle başlangıçta verdiğiniz televizyonlarda konuşmalara katılımda verdiğiniz örnekte bilhassa mı monojenik konuşma yapanlar çağrılıyor? Yani toplum bu farkları ve benzerlikleri çok iyi biliyor ve kullanıyor mu acaba? Yoksa sadece bir tartışma ortamı çıkartmak için bu benzerlikleri aykırılıklar olarak mı kullanıyor? Niçin çağrıldığımız ortamlara hakikaten birbiriyle uzlaşmak için veya bazı kısmını pozitif, bazı kısmını negatif görmek için değil de sadece tümünden zıtlaşmak için monojenik konuşan insanları davet ediyorlar. Karıştı mı? Kavramlar. Çok şey sordunuz. Çok güzel. Ya hocam. Ya, evet, evet. Sordum. Çok şey sordunuz. Yani oraya gidenler bir şey ispatlamak için gidiyorlar. Kendileri mi? Yani işte kendileri neyi beğeniyorsa onun en iyi olduğunu ispatlamak için oraya gidiyorlar. Yani oraya gidip ben böyle düşünüyorum. Siz bilinçli olarak böyle çalışıyorsunuz. Yani bilmiyorum. Yani genellikle bu şekilde gördüğüm için baktığım zaman. Yani karşısındakini dinleyip böyle sakin bir şekilde konuşarak düşünmek çok önemli bir şey. Ben düşünerek konuşan insanlara çok saygı duyuyorum. Yani. Onlar aksi sayede gelip böyle bir şeyler söylüyorlar falan. Hiç. Yani. Şimdi bir başka değindiğiniz bir husus var.
Şimdi demokrasi. Batı'daki siyasal sistemlere bakıldığı zaman bazıları diyorlar ki bu liberal demokratik bir devlet veya liberal demokratik bir devletten bahsediyorlar. Şimdi o zaman üç şeyden bahsediyorlar aslında. Bir liberalizmden bahsediyorlar, bir demokrasiden bahsediyorlar. Bir de devletten bahsediyorlar. İşte liberalizm, kişi hak ve hürriyetleri vesaire. Demokrasi katılma esası itibariyle. Ve de aynı zamanda tabii yani katılma bizler açısından baktığımız zaman, idare edenler açısından da bakıldığı zaman işte bizlerin düşüncelerine, tercihlerine saygılı olmak, onları mümkün olduğu kadar yerine getirmek. Mümkün olduğu kadar tabii. Bir de devlet diye bir şey var. Çok değişik tanımları var ama işte bir böyle hepimizin de paylaştığı bazı şeyler var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani liberalizm kişiyi düşünüyor esas itibariyle. Ona ehemmiyet veriyor. İşte demokrasi çeşitli grupları düşünüyor. Bu grupların da grup olarak bazı hakları var, istedikleri var, tercih ettikleri var. Bir de bir devlet orada da adeta hepimizin yararına olan şeyler. Temiz hava mesela hepimizin yararına olan bir şey. Ülkenin savunulması hepimizin yararına olan bir şey. Şimdi biz mesela liberal demokrasi diyoruz. Sizin arkanızda benim çok değerli bir kolegim var. Ona katılmayabilir şimdi söylediğime. Şimdi liberal demokrasi bence anlamsız bir şey. Çünkü biz onu şöyle kullanıyoruz aslında. Hiç demokrat olmayan da demokrat denen bir takım şeyler var işte. Demir perde gerisinde de bir sürü demokrasiden filan bahsediliyor. Ama liberalizmi, demokrasi ve devleti birbirinden ayırmak lazım. Mesela siz liberal demokrasi diyorsunuz. Liberal demokrasi ibaresinin bir anlam ifade edebilmesi için tersinin de anlam ifade etmesi lazım. Demokrat liberalizm demiyoruz mesela. Bunu bana bir İsrailli bir profesör bunu anlatmıştı bana, daha doğrusu hatırlatmıştı. Bir şey tercüme ediyordu. Bir kitap edit ediyorduk falan böyle, derliyorduk. O bana söylemişti. Şimdi bundan hepsi lazım. Ama bunların hiçbirini abartmamak lazım. Yani siz şimdi liberalizmi demokrasi aleyhine abarttığınız zaman işte bir takım insanlar çıkıyor, biz her şeyi biliyoruz diyorlar. Ve bize bunlar ikide bir o doğrudur, bu doğrudur filan diyorlar ve bizi de küçümsüyorlar. Demokrasiyi abarttığınız zaman, liberalizmi bir kenara attığınız zaman bu sefer de işte bir çoğunluğun şeyine gidersiniz, istibdadına gidersiniz. Devleti abarttığınız zaman da son derece otoriter bir rejim ortaya çıkar. Şimdi Batı'daki demokrasiler bunlar arasında bir denge kurmuş diye düşünüyorum ben. Ve o yüzden bunlar o demokrasiler iyi işliyor. Herkes bunlardan büyük ölçüde memnun. Yani sizin sorularınızdan bir tanesi de bu hususu benim aklıma getirdi ve sizinle paylaşmaya çalıştım. Kavramların yerleşebilmesi için sosyal bilimcilerin mi, eğitimcilerin mi görevi? Yani toplumda bir farkların ve benzerliklerin algılanması görevi. Valla kimin görevi olduğunu... Babamın görevi miydi, benim görevim miydi, çocuğumun görevi miydi? Bu noksanlıkları şu anda toplumda görüyoruz. Bunun düzeltilebilmesi için başlangıçta da söylediğiniz üzere ortada bir hakikat var, bir noksanlık var.
ve telafi edilmesi gerekiyor. Bu kavramlar ve soyut veriler ortada. Peki ne, nasıl çözeceğiz? Ne yapacağız? Tabii her şeyden önce değişik bir eğitim sistemimizin olması lazım. Öğrencilerin kendi kendilerine karar verebilmelerini öğrenmeleri lazım. Kendi aralarında oturup tartışmaları lazım. Bazı üniversitelerde mesela biz şöyle bir şey yapıyoruz. Çeşitli alanlardan işte mühendis oluyor, bir tanesi işletmeci oluyor, bir tanesi psikolog oluyor öğrencileri. Bunları bir araya getiriyoruz ve diyoruz ki siz bir sorun çözün. Çok önemsiz bir şey. Bilmem nerede, işte hangi heykel, niye oraya dikilmiş mesela. Bunlar gidiyor, onunla konuşuyorlar, bununla konuşuyorlar, bir takım işte mülakattan yapıyorlar. Sonra bir şey yazıyorlar, birlikte yazıyorlar onları. Sonra mesela biz yıl sonunda en iyi şey kim yaptı filan. Ve ondan müthiş hoşlarına gidiyor. Ve bu arada birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Bir şey yaratmayı falan öğreniyorlar. Şimdi aslında Türkiye'de bu çeşit eğitim başladı. Ama çok kısıtlı. Çok kısıtlı sayıda eğitim kurumlarımız bunu yapıyor. Şimdi en mühim şeylerden biri, bakın Türkiye'de insanlar okudukça cahilleşiyorlar diye düşünüyorum ben. Çünkü neden? Çünkü ezberliyorlar onu. Şeyi görmüyorlar yani, orada sebep-sonuç ilişkisini. O yüzden okumamışlar. Okumamışlar. Böyle yanlış bir şeyden geçmiyor, tornadan. Onlar okumamış ama küçük yaştan itibaren hayatını kazanmaya başlıyor. Hayatını kazanmak zorunda kalıyor. Onun için ne yapacak, ne olacak? Bunlar, şimdi ben mesela bu çalışmamda şeyi okuyorum. İş adamlarının biyografilerini okuyorum. O iş adamları günlük ampirik dünyayla karşılaşıyorlar. Ve o iş adamları meseleleri çeşitli yönleriyle görebiliyor. Onları görüyorum biyografilerinde. Öbür tarafta öyle değil. İnsanlar bir şeylere ezberletilmiş. İşte oraya çıkıyor, tekrar tekrar onu söylüyor mesela. Ve yani böyle çok çabuk halledilecek bir şey değil bu ama yani bir kere sorunun ne olduğunu anlamamız lazım. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ve işte şu anda şu sonuçlara varmış durumdayım. Bu doğru olabilir, olmayabilir ama mühim olan böyle bir arama içine girmemiz gerekiyor. Özlemimi anlatabilir miyim? Kısaca alalım efendim. Peki. Eğitim sadece eğitim döneminde mi, yoksa sürdürülebilir sürekli eğitimin olması gerektiği yönünde bu öneriyi koyacağım. Ben laboratuvarcıyım. Bir grup laboratuvarcı olarak internal ve eksternal kontrolleri yönetmelikler istemeden ortaya koyduk. Yurt dışında bunlar didaktik olarak öngörülen değişikliği itebilirler. Organik değişikliği başlatabilirler. Toplum da bunu başlatabilir. Belediye başkanları da başlatabilir. Bunlar seçilmiş insanlardır. Ama katılımcı demokrasiye bu seçilmiş olanlar da imkan sağlayabilirler. Bunların teşvik edilmesi veya önerilmesi bir eğitim midir, yoksa kendi eğitimlerinin gereği midir? Bence kendi eğitimlerinin gereğidir. Yahya hocamız tabii hep en mükemmeli ortaya koymaya çalışıyor. Düzen laboratuvarlarının kurucusu, profesör aynı zamanda. Aynı zamanda da en iyi zeytinyağı yetiştirmeye çalışıyor.
Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Buradan bir katkı alacağız. Sayın Bey Hocam, sosyal bilimlerle ilgilenirken, çalışırken biz Batı merkezli kuram ve kavramlarla çalışıyoruz. Ve yanlara baktığımızda oluşum, ortaya çıkış sürecinde de Batı'nın kendi tecrübesinin, tarihinin, kültürünün bir ürünü olduğunu görüyoruz. Buna karşı bir karşı çıkış ise, yani sosyal bilimler insanla, toplumla ilgilendiği için lokal unsurlar ortaya çıkmalı. Yani lokal kavramlarla, kuramlarla sosyal bilimler ele alınmalı diye bir karşı çıkış var. Örneğin Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Ersel Aydın'ın da Uluslararası İlişkilerle Anadolu Ekolü'nü, Anadolu Okulu'nu oluşturmak mümkün mü diye bir girişim var, malumunuz olduğu üzere. Siz bu karşı çıkışa veya bu görüşe nasıl bakıyorsunuz? Yani ben bunu bir karşı çıkış olarak filan düşünmüyorum. Eğer Türkiye'yi anlayacaksak, Batı'daki bir takım kavramlar, Türkiye'deki bir takım olguları bize anlatamıyorsa, o olguların adlarını bizim koymamız gerekiyor. O kavramları, mesela siz Ersel Aydınlı'dan bahsettiniz, uluslararası ilişkiler çalışmalarında bunu yapıyor. Bir tür uluslararası ilişkileri biraz yerleştirmeye çalışıyor. Çünkü Türkiye'de biz gidiyoruz, başka memleketlerin çeşitli işte yönlerini anlatan kitaplar okuyoruz. Sonra geliyoruz, öğrencilere onları anlatıyoruz. Ama bu arada Türkiye yok. Yani bunlar üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Bu sizin işaret ettiğiniz husus çok çok önemli bir husus. Mesela yani güç gibi, hegemonya gibi, hani lokal olmanın ötesinde daha evrensel nitelikte kavramlar var. Yani bunlara lokal ölçekte ne ölçüde katkı olmalı? Yani bunlarla alakalı ortaya konmuş mevcut literatür kabullenerek mi hareket edilmeli? Yoksa alternatif bazı şeyleri ortaya koyma noktası da bir araya koymuş. Yani tabii her konuda. Siz Türkiye'ye değil, Türkiye'yi de ilgilendiren bir konuda bir çalışma yapabilirsiniz. Ve orada görebilirsiniz ki aslında bazı şeyler oluyor ama onların isimleri yok. O kavramları da dahil ederek bazı şeyleri daha iyi anlatabilirsiniz. Mesela Saime Hocam onu yapıyor şimdi. Migration konusunda, göç konusunda çeşitli ülkelerin şeylerine bakıyor, yaptıklarına filan bakıyor. Ondan sonra yeni bir kavrama ihtiyaç duyuyor. Orada bir şey görüyor. O ele alınmamış. Onu şey yapıyor. Ondan sonra tekrar bir hipotez, bir sonunda bir kuram geliştirmeye çalışıyor. Değil mi hocam? Evet. Evet, Mehmet Doğan Hocam şimdi bir katkıda bulunacak. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. Mehmet Doğan, bir bir önce toplumdaki algıyla başlamak istiyorum. Genellikle sosyal ve beşeri bilimlere öğrenci tercihi çok az oluyor. Siz ülkemizin en seçkin vakıf üniversitelerinde ve devlet üniversitelerinde görev yaptınız. Bunları sizin öğrencilerinize de görüyor musunuz? Bu algı genel durumda mı? İkincisi, en sık kullandığınız ve hepimizin hatasını bildiğimiz ama bir türlü değiştiremediğimiz ezberci eğitimden rasyonel eğitime diyelim yahut daha düşünerek ve planlayarak kimyacı olduğum için söyleyeyim, denemeniz de sizin toplumun içinde denemelerden geçerek, süzgeçlerden geçerek gelen bir sonuç pek göremiyoruz. İkincisi, ülkemizde hukukçularımız mesela çok ağırlıklı ve televizyonda da en çok konuşan onlar. Ama temel kavramlar sizin de dediğiniz gibi Batı'dan alındığı için oluşmadan yapılmış. Bir başka yanlış eksik gördüğümüz mesela ezberci eğitimi değiştiremediğimiz gibi mesela belki ezbercilik faydalı olacağı bir alan var. Yabancı dil eğitimi onda da muhakkak olabiliriz. Ama bunun nasıl öğretileceğini de öğretememişiz bir türlü. Acaba bu gerçekten toplum bilimlerine diyeceğim, beşeri ve sosyal bilimlere gelenlerin gittikçe kalitesizleşmesinde mi yetişenler bu topluma yön verir, toplumun gerisine kaldığı için mi? Mesela bir
fen bilimlerinde, sağlık bilimlerinde bayağı ilerlemeden söz edebiliyoruz. Ama benim gördüğüm, dıştan gördüğüm kadarıyla toplum bilimlerde bunu tam birebir göremiyoruz. Yanılıyor muyum? Onu tabii çok uzun gibi oldu ama sizin kanaatinizi öğreneceğim. Bu konudaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi giderek üniversiteler meslek yüksekokulu olarak görülmeye başlandı. Yani öğrenci geliyor üniversiteye, bir şey öğrenecek, hemen gidip onunla bir yerde iş bulacak. Meslek yüksekokuluyla üniversiteye ayırmak lazım. Ve bu sadece sosyal bilimlerde olmuyor. Biliyorsunuz fizikte, kimyada da oluyor. Şimdi artık öğrenciler fizik ve kimya bölümlerini tercih etmemeye başladılar. Matematik bölümünü tercih etmemeye başladılar. Yani bazı ülkelerde öğrencilere bakıyorlar, bu ancak bunları inceleyebilir diyorlar mesela. Ama biz onu yapmıyoruz. Yani biz onu yaptığımız zaman tabii ona karşı çok bir tepki ortaya çıkıyor. Fakat ya bunu birinin yapmaması lazım da. Yani o üniversitelerin de çok büyük sıkıntısı olmaya başladı. Yani fizik ve kimyaya öğrenci gelmiyor. Sadece sosyal bilimlerde olan bir şey değil bu. Yani bunu nasıl değiştireceğiz? Yani şunu anlatamıyoruz. Siz böyle çok spesifik bir şeyi öğrendiğiniz zaman çok çabuk eskiyeceksiniz. Çünkü her şey değişiyor. Mühim olan hani bu öğrenmeyi öğrenmek çok önemli. Çünkü bir şeyler değiştiği zaman o zaman ha şimdi öyle değil de buna böyle yaklaşmak lazım. Halbuki burada işte bir takım formüller öğreniyoruz. İşte öyle olacak, böyle olacak. Ondan sonra bir işe yaramıyor bu iş. Onun için çok önemli bir noktaya temas ettiniz. İşte o önemli noktada bence biraz bu söylemeye çalıştığımla ilgili bir şey. Ama bazı şeyler de böyle düzeltilmiyor yani. İnsanların biraz bu konulara değişik düşünmeleri gerekiyor. Yani şimdi yarın bir kanun çıkarıp bunu düzeltemeyiz ki. Ahmet Hocam ne diyorsunuz bu konuda siz? TÜBA Başkanımız. Hocam teşekkür ediyorum. Doğru. Yani ben öncelikle teşekkür ediyorum. Açıkçası tabii alanlarımız biraz farklı ama aynı şemsiyenin altındayız. Yani biz de sosyal bilimlerdeyiz. Dolayısıyla açıkçası sizin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında belki daha çok odaklaşan çalışmalarınızda benimsediğiniz ılımlı mı dersiniz, karma mı dersiniz, orta yolcu mu dersiniz yaklaşımı. Açıkçası benim yaklaşımıma da uymuş olduğunu görmekten açıkçası memnun oldum. Hoşuma gitti yani. En azından kendi yaklaşımımın da böyle saygın bir referansı olması gibi bir değerlendirme için olduğunu ifade edelim. Zannediyorum konu şöyle hocam birazcık. Yani Türkiye'de demin Yahya Bey'in de sözünü ettiği konuda biraz popüler bir ifadeyle söylemek gerekirse niye biz sizin katılmadığınız bir kısım bir şeylerde bilim insanları hevesle gidiyorlar ve bayağı da rağbet görüyorlar ve bu rağbet de üstelik çok bilimsel olmayan bir etkinliğe oluyor. Türkiye'de akademiyada ve hoca tarihesinde tırnak içerisinde şöyle bir hal var bizde. Yani biz anlamaktan ziyade ve anlamaya sürekli hayat boyunca ihtiyacımız olduğu inancı ya da düşüncesinden ziyade belli bir noktaya geldikten sonra piştik elhamdülillah. Artık bundan sonra insanları aydınlatma misyonundayız. Yani herkes böyle öğretici, öğrenme artık ihtiyacı kalmamış gibi böyle bir bilinçli ya da bilinçaltı bir sahipte böyle bir yönelim içinde zaten. Dolayısıyla bana göre bilimsel uğraşı ister hoca tarafında, yani hoca tarafında olan daha uzun süren süre içinde söyleyeyim. Bence öğretmeyle öğrenmenin, yani üniversitedeki fonksiyonel düşünsen, birlikte gitmesi gereken bir alan. Zannediyorum burada belli bir seviyeden sonra bilerek bilmeyerek, içsel ve dışsal koşullar nedeniyle
artık öğrenecek bir şey yok. Bir de aydınlatılacak bir sürü böyle cahil var ve onlar için böyle bir mürşit gerekiyor yaklaşımı. Ve bunun da tabii popüler olarak destek görüyor olması, hemen bu desteğin içerisinde devletin Jacobin, tek biçimci ve buyrutucu yaklaşımının da önemli bir destekçi olduğunu değerlendiriyorum. Bu işin revaçta olmaya devam etmesine yol açıyor gibi görünüyor. Yani iktisattaki kötü para, iyi parayı kovar hükmü bir bakıma bilimsel olması gereken alanlarda ve kişiler nezdinde buna benzer bir tecelli içerisinde oluyor gibi geliyor bana. Yani. Diğer şeyle ilgili hususta ise şunu söyleyelim. Yani şimdi Türkiye'de tabii sosyal bilimler, mesela hocamın sorusuyla ilgili olarak siz çok net ifade etmediler ki ama beşeri ve sosyal bilimlerin bazı alanlarına salınanın aksine bayağı rağbet var. Mesela hukuk şu anda en çok tercih edilen alanlar arasında. Psikoloji falan gibi bazı bölümler, rehberlik, psikolojik danışmanlık falan gibi bazı beşeri ve sosyal bilimler kategorisinde olan bazı alanlar en üst düzeydeki öğrencileri falan alıyor. Ama buna karşın daha kitlesel eğitime açık ve bir kısım sosyal alanlarda da bir düşüş kendini gösteriyor. Aslına bakılırsa şöyle söyleyelim, yani orada iki alanda da temel, salt bilimsel olduğu söylenen alanlarda böyle bir sorun var gibi görünüyor. Ben hocamın görüşüne tamamen katılıyorum. Özellikle işletmeci olmakla birlikte ölçüsü kaçmış bir piyasacılığın bilime de egemen olmaya başladığını ve bunun üniversiteleri hep pratik ve bir an önce ticaretleştirebilir sonuçlara yönelik çalışmalara yöneltici ve anlamaya, keşfetmeye yönelik bilimsel etkinlikleri de gözden düşürücü bir etki yaptığını düşünüyorum. Ve bunun sonucunda da sosyal ve beşeri ayrımı ve müsbet bilim ayrımının ötesinde ilgili yani hemen pratik sonuçlar ve çözümler üretmekten ziyade anlama ve keşfetmeye ve tanımlamaya yönelik bilim alanlarına olan teveccühü de bu durumun olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Yani belki yapılması gereken şeylerden biri de YÖK'ün böyle çok spesifik konularda yeni bölüm açmaya müsaade ediyor. Hocam siz bir şey soracaktınız, özür dilerim. Hocam bu arada ben hocama bir dakika istirham edeyim. Burada ben açıkçası bir şey sormak istiyorum. Bu arada şunu ifade edelim. Şu anda bilim eğitimi grubunun dışında bilim ve eğitim çalışma grubu teşekkür ettirildi. Bunun çekirdek kadrosu oluşturuldu. Burada gerek genel olarak bilim politikaları, stratejileri, gerekse ilgili bilimsel alanlarla ilgili çalışmalar yapmayı öngörüyoruz. Bu vesileyle bunu da ifade etmiş olayım. Bir sorun var idi ama ondan feragat edeyim. Çünkü genel bir sorun ya da kısaca müsaade ederseniz şöyle. Estağfurullah, buyurun. Türkiye'de özellikle sosyal bilimler ve beşeri bilimler bağlamında bir Türkiye'nin bu alanda çalışan kurumları ve bilim insanlarının Türkiye'nin sorunlarını anlama ve açıklama konusundaki performansını ne düzeyde görüyorsunuz? İki, bu konudaki performansı yükseltmek için öneriniz nedir? Bunu arz edersiniz. Ben de teşekkür ederim. İkisini de bilmiyorum aslında. Evet. Birincisi konusunda bir kanaatiniz vardır hocam. Yani artık daha da fazla açık olmamak gerekiyor diye düşünüyorum. buyurun hocam. Metin Bey, çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizin verdiğiniz konferanslarda daima güzel şeyler öğreniyoruz. Estağfurullah. Şimdi ben bazı şeyler söylemek istiyorum da siz bana bu doğru olmadığını söylediler. Şimdi bu social sciences, yani sosyal bilimler ve humanities dediğimiz İngilizcesi, bunlar çok önemli. Yani bir ülkede bu dalların çok kuvvetli olmadan, hatta o ülkede huzurun da gelmesi mümkün olmaz. Şimdi bunlar her ikisi de o kadar önemli ki her dalda oturması lazım. Bakın ileri ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde en tanınmış üniversitelerde social sciences, humanities dersleri mecburdur. Bakın. İki tane
sosyal bilimlerden ders alacak. Ama öyle baştan sağma değil. Eğer sosyoloji biri aldıysa ikincisi etmensini alacak. Eğer tarih almışsa birincisi, ikincisi etmensini alacak. Yani sosyal bilimleri iyi bilmeden kanaat şu, iyi bir mühendis olmaz. Ve her dal içinde doğrudur. Özellikle hukukun, hukukta okuyan, ilahiyat fakültesinde okuyan, bilmiyorum onların programları tabii nasıldır. Bu dersler ağırlık teşkil eden dersler olmasa, Amerika'da öyledir. Şimdi biliyorsun hukuk fakültesine girmek için muhakkak bu dallardan birisini bitirmek lazım. Ondan sonra okuyacak. Ya tarihi bitirecek, ya sosyal bilimlerden bir yerden mezun olacak. Hatta fenden mezun olacak. Efendim sonra meşhur bilim adamlarına baktığımız zaman bunların geçmişine, bunların hakikaten sosyal bilimlerde ve beşeri bilimlerde çok kuvvetli kimseler olduğunu görüyoruz. Yani birçokları meşhur matematikçiler buradan oraya geçmişler. Evvela sosyal bilimler okumuşlar, bakıyorsanız geçmişler, sonra matematik okumaya başlamışlar. Sonra matematik okuyan öğrenciler var, biraz daha arkadaşlar belirttiği gibi hemen sosyal bilimlere kayıyorlar. Yani Türkiye'de bilmiyorum üniversitelerde ne derece bunu dikkat alıyorlar. Bizim üniversitemizde de var. Fakat çocuklar bunu lalettayin alıyor. Bakıyorum, ben advisor'ım, bazı öğrencilerim, onlara ben mani olmaya çalışıyorum. Fakat bir tarih alıyor, ondan sonra bakıyor başka bir yerde nerede bir kolay bir şunun kendi kafasına uygun olan bir ders alıyor. Dolayısıyla almış olduğu sosyal bilimlerde bir şey öğrenemiyor. Beşerilerde de bir şey öğrenemiyor. Durum bu. Ben şimdi şeyde, burada en yaşlı üyenizim ben. Ben 1950 yılında Çorum'da FEM şubesini okurken en önemli derslerden bir tanesi mantık dersiydi. Mantık dersi rahmetli Hasan En Yücel'in kitabını okudum. Ondan sonra sosyoloji dersimiz vardı. İstanbul Üniversitesi'nden gelmiş. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi asistan olarak gitti. Çok değerli bir hoca. Ve o dersler okuduk. Çok bunlar dikkatli, çok önemli dersler. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Bakın o kadar haklısınız ki mesela hukuk. Ben epeyce meslek değiştirdim. Ben önce hukuk fakültesinden mezun oldum. Şimdi şunu gördüm. Tabii o zaman farkında değildim. Daha sonra bunu fark ettim. Şimdi hukukta iki tane ders var. Hukuk sosyolojisi ve hukuk felsefesi. Hukuk felsefesinde şu anlatılıyor. Bir takım kanunlar yapılıyor filan. Bunun arkasındaki yani temel düşünceler nedir? Bunun arkasındaki felsefe nedir? Bunları anlatır o derste. Ve bunu alan biri bir hukuk şeyini efendim uygularken çok daha iyi yorum yapabilir. Şimdi bu ders hukuk fakültelerinde seçimlik derstir. Ve genellikle de kimse almaz. İkinci ders hukuk sosyolojisi. Hukuk sosyolojisinde de siz bir kanunu yapıyorsunuz. Toplumun buna tepkisi ne oluyor? Daha da mühimi tabii siz o kanunu başka ülkeden aldığınız zaman bunun sonuçları ne oluyor? Bu da seçimlik derstir. Ve ben hukuk fakültesinden mezun olurken bu söylediklerimi bilmiyordum. Kimse de bana bu derslerin önemli olduğunu söylemedi. O zaman YÖK var mıydı bilmiyorum ama onlar da mesela YÖK bugün de yapması gereken şeylerden bir tanesi bu hocam. Siz biraz önce sordunuz. Bu dersleri mecburi ders yapmak lazım. Çünkü siz bu dersleri aldığınız zaman düşünüyorsunuz. Hukuk çok normatif bir bilim dalı. Bunları almadan böyle şey yaptığınız zaman işte o böyle böyle. Ben hatırlıyorum İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezunum. Bir gün böyle kalın kitaplara çıktım Beyazıt Meydanı'na şöyle bir baktım bunların hepsi çok cahil dedim. Yani bana bu öğretildi. Tamam mı? Böyle baktım filan bunlar hiçbir şey bilmiyorlar dedim. Anayasa hukuku işte. Geliyor Sıddık Sami Onar vesaire. Onlar böyle anlatıyorlar. Hele o sırada çok daha politize olan. Ben 1960 yılında
birinci sınıftaydım 1960 yılında. İşte askerler müdahale ettiler. Sonra biz birbirimize sorduk, bu anayasa uygun mudur, değil midir filan diye. Böyle saçma sapan şeyler. Yani ben orada doğru mudur, yanlış mıdır? Ya doğru yanlış, o başka mesele tabii. Ona kimse karar veremeyecek ama yani onun yanında mesela hukuk okurken biraz da siyaset bilimi alsam, biraz sosyoloji alsam ne olup bittiğini daha iyi anlarım, değil mi? Yok böyle bir şey. İşte belki bunu tübe olarak biraz gündeme getirsek iyi olur belki. Ne dersiniz hocam? Evet. Evet. Zannederim burada noktalayacağız. Tartışma ve görüşme ikramlarla da devam edebiliriz. Buyurun.